Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 5. sınıf Bumerang serisi ile toplama ve çıkarma işlemlerinde tahmin konusunda dersimize devam ediyoruz. Konu anlatımı büyütüyorum. Yuvarlama yaparken hangi basamağa göre yuvarlama yapacaksak o basamağın sağındaki rakama bakılır. Bu rakam 5 ve 5'ten büyükse yuvarlanan basamaktaki rakam 1 arttırılır ve sağındaki rakamlara 0 yazılır. 5'ten küçükse yuvarlanan basamaktaki rakam aynen kalır ve sağındaki rakamlara 0 yazılır. Örnek 3481 sayısını en yakın onluğa yuvarlayalım. Bakın arkadaşlar, en yakın onluğa yuvarlarken onlar basamağının sağındaki rakama bakıyorum 1. 1 5'ten küçük olduğu için 8 rakamı aynen kalır ve sağındaki rakamlar sıfırlanır. Yani 3481 3480'e yuvarlandı. 3481 sayısını en yakın yüzdeye yuvarlarken de yüzler basamağının hemen yanındaki, hemen sağındaki onlar basamağına bakıyoruz. 8 vardı. 8 5'ten büyük olduğu için arkadaşlar buradaki yüzler basamağındaki rakam 1 arttırılır ve sağı sıfırlanır. Yani burası 5 oldu. Buradan arkadaşlar baktığımız zaman 3500'e yuvarlandığını gördük. Büyütelim. 45.938. En yakın onluğa yuvarlarken onlar basamağın sağındaki basamağa bakıyorum, birler basamağına. 8 5'ten büyük olduğu için bir üstteki onluğa yuvarlanır. Yani 45.940'a. En yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 45.938'i en yakın yüzlüğe yuvarlayacağım. Yüzler basamağının hemen solundaki rakamı, sağındaki rakama bakıyorum. 3 var. 3 5'ten küçük olduğu için arkadaşlar bir altındaki yüzlüğe yuvarlanır. Yani 45.900'e. En yakın binliğe yuvarlayalım. Binler basamağının sağındaki rakama bakıyorum. 9. 9 5'ten büyük olduğu için bir üstteki binliğe yuvarlanır ve 46.000'e yuvarlanır dedim. 5061 yazalım. En yakın onluğa yuvarlanırken onlar basamağının sağındaki rakama bakıyorum, 1. Arkadaşlar 1 5'ten küçük olduğu için onlar basamağı aynen kalacak, sağındaki rakam sıfırlanacak. Yani 5060'a yuvarlandı. En yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Yüzler basamağının hemen sağındaki rakama bakıyorum, 6. 6 5'ten büyük olduğu için arkadaşlar bir üstteki yüzlüğe yuvarlandı. Yani 5100'e yuvarlandı. En yakın binliğe yuvarlayalım. Binler basamağının hemen sağındaki rakama bakıyorum, yüzler basamağı. 0 var. 0 5'ten küçük olduğu için arkadaşlar benim binler basamağım aynen kalacak ve sağındaki rakamlar sıfırlanacak. 183'ü en yakın onluğa yuvarlayalım. Onlar basamağının hemen sağındaki rakam 3. 3 5'ten küçük olduğu için arkadaşlar 180'e yuvarlanır. En yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Yüzler basamağının sağındaki rakam 8. 8 5'ten büyük olduğu için arkadaşlar 200'e yuvarlanır. En yakın binliğe yuvarlanamaz arkadaşlar. Çünkü bakın binler basamağı yok. Dolayısıyla burayı boş bıraktık. 64'ü en yakın onluğa yuvarlayalım. Onlar basamağının hemen sağındaki rakama bakıyorum, 4. 4 arkadaşlar 5'ten küçük olduğu için 60'a yuvarlanır. En yakın yüzlüğe ve de en yakın binliğe yuvarlanamaz dedik. Büyütüyorum. Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi gerçek sonuçlar ile karşılaştırınız ve gerçek sonuç ile tahmini sonuç arasındaki farkı bulunuz demiş. Arkadaşlar 764 ile 230 dedim. 3 basamaklı bir sayı olduğu için en yakın yüzlüğe yuvarlayacağız. 764 arkadaşlar 800'e yuvarlanır. 237 ise 200'e yuvarlanır. Şöyle birazcık küçük yazalım. 800 artı 200 cevabım 1000 olarak geldi. Gerçek sonucumda arkadaşlar 1001 ve fark 1.
8405 arkadaşlar en yakın yüzle yuvarlanacak ve 8400'e yuvarlandı. Eksi 6170 ise 6200'e yuvarlandı. Buradan cevabım 2200 olarak geldi. Gerçek sonucum da 2235'tir. Aralarındaki fark 35. 57'yi arkadaşlar 60'a yuvarladım. 31'i 30'a yuvarladım. Cevabım 90 oldu. Burayı da topladığım zaman arkadaşlar gerçek sonucum 88 olur. Aralarındaki fark 2 oldu. Buraya geldim. 71.348'i 71.300'e yuvarlıyorum. Artı 24.711'i 24.700'e yuvarlıyorum. Buradan cevabım 96.000 olarak geldi. Gerçek sonucum ise 96.059'dur. Aralarındaki fark 59 olarak geldi. Büyütelim. En yakın binliğe yuvarlandığında 3000 olan sayının en büyük değeri ile en küçük değerinin toplamı. Arkadaşlar şimdi en yakın binliğe yuvarlandığında 3000 olan sayıya bakacağız. Binler basamağına yuvarlarken yüzler basamağına bakıyoruz. Şimdi binler basamağında ya 2 olacak ya da 3 olacak. Arkadaşlar en yakın binliğe yuvarlarken yüzler basamağına baktığını söyledim. Eğer binler basamağında 2 varsa buradaki rakam arkadaşlar yani yüzler basamağındaki rakam 3000'e yuvarlanabilmesi için 5'e eşit veya 5'ten büyük olmalıdır. En küçük değeri bulabilmek için ben buraya 5 veriyorum ve buralara 0 veriyorum. Çünkü bu rakamlar önemli değil. Önemli olan benden istediği, benden yuvarlamamı istediği rakamın sağı. Ve burası 2500'e yuvarlandı. 2500 oldu. 2500 arkadaşlar en yakın binliğe yuvarladığımızda 3000'e yuvarlanır. Şimdi en büyük değerime geliyorum. Bakın binler basamağında 3 var. 3000'in yuvarlanması için binler basamağın sağındaki rakamın yani yüzler basamağındaki rakamın arkadaşlar 5'ten küçük olması lazım. Alacağı değerler 0, 1, 2, 3, 4. En büyük değer dediği için 4'ü alıyorum. Sonra 9'u ve 9'u yani 3499. 3499 arkadaşlar en yakın binliğe yuvarlandığında 3000'e yuvarlanır. Bunları toplayalım. 2500, 2500 artı 3499. Buradan cevabım 5999 olarak geldi. Büyütüyorum. Aşağıdaki şehir tabelasında Kastamonu ilinin genel nüfusu verilmiştir. Köy nüfusu 22.379 kişi olduğuna göre şehir merkezinin nüfusu tahminen kaç kişidir? Gerçek sonuç ile tahmini sonucu karşılaştırınız. İlk önce gerçek sonucu bulalım. 97.675'ten 22.379'u çıkarıyorum ve gerçek sonucum 75.000 296 olarak geldi. Şimdi tahmini sonucu bulacağız. 97.675 arkadaşlar 98.000'e yuvarlanır. Eksi 22.379 ise 22.000'e yuvarlanır. Ve cevabım 76.000 olarak geldi. Ve aralarındaki fark ise arkadaşlar 704 olarak gelir. Büyütüyorum. Yukarıda fiyatları verilen eldiven, çanta ve botu satın alan Hatice tahminini ne kadar öder? Arkadaşlar 44 TL'yi 40 TL'ye, 267 TL'yi 270 TL'ye, 93 TL'yi ise 90 TL'ye yuvarlıyoruz. 90 artı 40 artı 270. Buradan benim cevabım 400 olarak geldi. Büyütelim. Yukarıda 5 öğrencinin bir haftada okuduğu kitapların sayfa sayıları verilmiştir. Buna göre verilen sayfa sayıları en yakın yüzdeye yuvarlandığında hangi öğrencilerin okuduğu sayfa sayısı azalmıştır? Arkadaşlar,
Bakalım. Bu oran 325. En yakın yüzde yuvarlarken onlar basamağına bakacağım. Onlar basamağı arkadaşlar 5'ten küçük olanlar azalmıştır. Bakın 325 300'de yuvarlanır ve Buğra'nınki azalmıştır. Zeynep'e geldim. 354 arkadaşlar. 300 pardon 354. Onlar basamağında 5 olduğu için 400'e yuvarlanır. Zeynep'inki artmıştır. Orhan'a geldim. 351. Yüzler basamağının sağındaki rakam 5 olduğu için arkadaşlar. Burası da 400'e yuvarlanır. Orhan'ınki de arttı. Asel'e geldim. 349. Yüzler basamağının sağındaki rakam 4. Burası arkadaşlar 300'e yuvarlanır. Ve Asel'inki azalmıştır. Elif'e geldim. 337. Bakın 3 var arkadaşlar. 3 5'ten küçük olduğu için 300'e yuvarlanır. Ve Elif'in de azaldığını gördüm. Buğra, Asel ve Elif azalmıştır dedik. Büyütüyorum. Dört basamaklı ve üç basamaklı sayıları aşağıda verilen kurallara göre yuvarlanacaktır. A, B ve de C, D iki basamaklı sayılar için bunların toplamının en az ve en çok olmasını istemiş. Arkadaşlar ilk önce burayı inceleyelim. En yakın binliğe yuvarlarken binler basamağın sağındaki rakama bakarız yani A'ya. Bakın binler basamağında 7 var. Yine 7000'e yuvarlanmış. Buradan A'nın alabileceği değerler arkadaşlar 5'ten küçüktür. Yani 0, 1, 2, 3, 4'tür. B'nin alabileceği değerler ise arkadaşlar B tüm değerleri alır. Çünkü yuvarlamada B'ye bakılmaz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi buraya geldim. CD. Arkadaşlar C bakın 6 bu sayı 600'e yuvarlanmış. En yakın yüzde yuvarlanırken 600'e yuvarlanmış. Buradan benim C 5 ise sayım böyle oluyor. 500 olan bir sayıyı buradaki D'yi bilemediğim için 500'lerdeki bir sayıyı en yakın yüzdeye yuvarladığımda 600 olmuş arkadaşlar. D burada 5'ten büyük olacak. Neden? Çünkü bakın yüzler basamağındaki rakam 1 artmış. 5'e eşit veya 5'ten büyük olacak. 5, 6, 7, 8, 9 oldu. Eğer C 6 ise C 6 değerini de alabiliyor. C 6 ise sayım böyle oluyor. D arkadaşlar burada 5'ten küçük olmalıdır. Yani 0, 1, 2, 3 ve 4. A, B ve de CD değerlerinin toplamı en az kaçtır? A alabileceği en küçük değer alacak 0 dışında. Çünkü A en başta 0 dışında alabileceği en küçük değer 1. B'nin ise arkadaşlar alabileceği en küçük değer 0. Artı CD'ye geldim. C'nin alabileceği en küçük değer 5. 5'i aldın. Artı arkadaşlar C'ye 5 dediğim için D'yi buradan seçmem lazım. Üst taraftan. Üst taraftan alabileceği en küçük değer 5'tir. Cevabım 65 olarak geldim. Buraya geldim. A'nın alabileceği en büyük değer 4. B'nin alabileceği en büyük değer 9. Artı CD'ye geldim. C'nin alabileceği en büyük değer 6. 6'yı seçtiğim için aşağıdan seçeceğim. Yani 0, 1, 2, 3, 4 değerlerin arasından seçeceğim. Buradaki en büyük değer de 4 olduğu için 64 olur dedim. Toplarım ve cevabım 113 olarak gelir. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.